Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkamda da görmüş olduğunuz gibi Nissan Qashqai e-Power'ı inceleyeceğiz. Trabzon'dayız, Beyazlı Otomotiv'deyiz. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hadi gelin birlikte önce inceleyip sonra sürüşünü yapalım. Evet, Nardo gri renkli, Skypack donanımlı çok güzel bir Nissan Qashqai ile birlikteyiz. Esasında karoser olarak şurada gördüğünüz standart bir Qashqai ile bir farkı olmasa da motor teknolojisi bambaşka bir araç. İlk defa bu araç ve X-Trail'de kullanılan bir motor teknolojisi var. Sürüş kısmında bahsedeceğiz. Motor kaputunu açtık. Motorun altında ne var ne yok. Böyle bir motor teknolojisini hızlıca anlatayım. Motorun altında izolasyon var. Amortisörlü bir kaput yok. Bunları söyleyelim. Şöyle baktığınız zaman burada yeni nesil bir motor teknolojisi yer alıyor. 1.5 litrelik 3 silindirli bir motor var ama bu motor yere bağlantılı değil. Yani eskiden aslında Opel Ampera'larda falan şey vardı. Bizim söylediğimiz bir ibare vardı. Menzil genişleticili elektrikli otomobil. 1.5 benzinli motor elektrikli motoru şarj eden bir jeneratör görevi görüyor ve elektrikli motorla gücünü yere aktarıyor. Ya 190 beygirlik bir gücü var bu aracın. Elektrikle sağlıyor bunu. Benzinli motor burada sadece elektrikli motoru şarj etmek için kullanılıyor. Yani aksla herhangi bir bağlantısı yok. Aksla bağlantılı olan kısmı elektrikli otomobil. Yani elektrikli motor. Böylece bu araç şarj edilmeyen bir elektrikli otomobil unvanı görüyor. Ama bu 1.5 litrelik benzinli motor bambaşka bir teknolojiyle çalışıyor. Bu motorun krankına bağlı hidrolik bir sistem var ve bu hidrolik sistemin bağlantı elemanının açısı değiştirilerek krankın açısı değiştiriliyor. Böylece motorun sıkıştırma oranı güç istediğinizde azaltılıyor, ekonomi istediğinizde yükseltiliyor. Yani değişken sıkıştırma oranlı bir motor ve bu ilk defa bu arabada, yani Nissan'da kullanılıyor ve X-Trail ve Qashqai'de kullanılıyor. Bu gerçekten inanılmaz Ar-Ge yapılmış, inanılmaz bir mühendislik eseri. Tabi uzun vadede neler doğuracağını hep beraber göreceğiz. Ben motor teknolojisini çok beğendim. Gerçekten çok başarılı bir motor teknolojisi. Hadi şimdi istersen. Evet, uçak kalktı yine. Bahsedeceğiz. Şimdi tasarım detaylarına, aracın kullanışlılık donanımlarına bakalım. Ön tasarımdan baktığımızda Japonların agresif tarzı. Bu arada kusura bakmayın, şurada ana yol, şurası havalimanı, biraz sesli bir ortam. Ama böyle güzel olacağını düşündüm. Dışarıda çekimin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi LED farlarımız yer alıyorlar. Skypack donanımlı bu araç. Platinum Premium'u çekti herkes. Skypack'li bir e-Power'ı çekmek daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Burada LED farlarımız var. Birazdan yakar gösteririm. Şurada hava kanallarımız aktif, gördüğünüz gibi karşısı görünüyor. Buradan havayı yönlendirerek daha aerodinamik yapısını güçlendiriyorsunuz aracın. Aşağıda LED'siz farlarımız, ön park sensörlerimiz yer alıyor. Burada yeni nesil Nissan logomuz yer alıyor. Bu gördüğünüz gibi cam. Tek boyutlu çünkü arkasında radar sensörlerimiz yer alıyor. Rengini çok beğendim. Nardo gri renkli bir otomobil. Güzel de duruyor, hoş da duruyor. Bayinin önüne de yakıştı. Şöyle geçelim, burada bir Qashqai detayımız var. Bu detay benim hoşuma gidiyor. Burada 19 inç ebadında alüminyum alaşımlı jantlarımız yer alıyor. Yine yeni Nissan logosunu yerleştirmişler buraya. Continental lastiklerimiz de gelmiş. Yanda çift renkli bir araç. Nardo gri, siyah. Yanda Piano Black aynı kapaklarımız var. Biraz pis, kusura bakmayın. Havalar bu ara biraz kötüydü, yeni düzeldi. Aşağıda e-Power detayı, bu arabanın esas anlatılması gereken noktası. Onu da sürüş kısmında anlatacağız. Şöyle arkaya doğru geldiğimizde 19 inç jantlarımız yer alıyor. Arkadan baktığımızda çapraz duruşu güzel. Qashqai bir önceki nesline göre daha geniş, daha büyük duruyor ama bir önceki nesil de şurada gördüğünüz gibi gayet güzel bir otomobildi. Burada yine Nissan logomuz yer alıyor. Qashqai yazımız ve e-Power ibaresi her yere koymuşlar. Hakikaten az önce arabayı buraya alırken hiç ses yoktu. Süper bir şeydi. Şu bagajını açalım. Bunda elektrikli bagaj yok. Skypack olduğu için. Ama bagaj gördüğünüz gibi kendi açıldı yani ben bastıktan sonra. Burada çift katlı bir bagaj alımız var. Gördüğünüz gibi buraya böyle koyabiliyorsunuz. Şöyle altına da ulaşabiliyorsunuz. Bu yeri yukarı koyalım. Bagajın altına bakalım. Şu bagajın altına baktığımız zaman şurada gördüğünüz gibi ince boy bir stepnemiz var. Bunu geri yerine koyayım ben. Bagaj eşiği böyle kullanımınızda yok gibi bir şey. Bunu kaldırdığınızda da çok az. Bagaj hacmini de ekrana yazalım. Soldan sağa doğru geçsin. Burada bagaj içinde gördüğünüz gibi bir adet halojen aydınlatmamız var. 2 adetmiş pardon. Ve burada bir adet 12 voltluk soketimiz yer alıyor. Bagaj panzotu vesairesi de güzel. Bagajın içi de böyle kaplı. Bakın şuralarda böyle plastik kaplamalı. Kaporta değil. 2 tutamağımız var. Solakları da düşünmüşler. Benim gibi solakları. Böyle kapatalım. Burada da geri görüş kameramız var. Gördüğünüz gibi. Şöyle içeri doğru geçelim ufaktan. Anahtarsız giriş mevcut. Kapıyı açalım. Kapı üstleriyle başlayalım.
Kapı üstleri burası böyle yumuşağımsı, sert üzeri yumuşak gerdirilmiş, deri görünümlü, güzel kaliteli bir materyalle kaplanmış. Burası deri kaplamalı, burası yine deri yumuşak. Burada 4 cam otomatiğimiz, aynak atlama, kapı kilitleri vesaire yer alıyor. Kapı içi gözümüz bir tık daha geniş olabilirdi. Şuraya kadar falan gelseymiş güzel olurmuş ama bu da yetersiz değil. Ama dediğim gibi şuralara falan gelebilirmiş. Koltuklarımız bu araç Skypack donanımlı olduğu için manuel. Elektrikli bel desteği var sadece ama koltuk tasarımı olarak çok güzel. Baldırı mesela, baldırı desteği var mesela, yani ayarlı değil ama baldırı öne doğru çıkarmışlar. Güzel destekliyor baldırınızı. Koltuk kumaş kalitesi ve yanal destekleri, baldır destekleri güzel. Platinum Premium Pack'te tabii daha bambaşka bir iç mekan oluyor. Elektrikli koltuklar, hayalet ekran falan geliyor. İçeride anlatacağız. Koltuklar güzel. İç mekanında geneli şöyle göstereyim. İçeri doğru geçelim. Bismillah. Geniş açıyı alacaktım ama bayağı karanlık oldu. O yüzden almadım. Direksiyonumuz 3 kollu bir direksiyon. Bu direksiyon tasarımı benim çok hoşuma gitti. Kaşkay videosunda anlatmıştık daha önce. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz ama ilk defa izleyenler için anlatayım. Güzel bir direksiyon. Direksiyon simidinin tutuşu güzel, yirbeği küçük, tasarımı çok hoş. Direksiyonumuzun üstünde burada yol bilgisayarı kontrollerimizi yapabiliyoruz. Pardon. Burada hem yol bilgisayarı hem multimedya kontrolümüzü yapabiliyoruz. Burada da hız sabitleyici kontrolleri var. Platinum Premium Pack'te tabii adaptif hız sabitleyici, şerit takip vesaire vesaire. Burada sadece normal bir hız sabitleyicimiz var. Şöyle bir kontak açalım. Kontak buradan açılıyor bu arada. Kontak açalım. Gördüğünüz gibi burada tabii kadranlarımız farklı biraz. Nasıl farklı? Burada rejenerasyonu gösteriyor. Şimdi bu araçta şurada e-pedal teknolojisi var. Tek pedalla sürüş imkanı sağlıyor size. Burada onun geri şarj göstergesi var diyelim. Burada pil durumumuzu gösteriyor. Burada da benzin durumumuzu gösteriyor. Bu aracı şarj etmiyorsunuz. Bu araç elektrikli ama benzinli motorunu elektrikli motoru şarj etmek için kullanıyor. Birazdan kapıyı açıp motoru göstereceğim. Orada biraz daha detaylı anlatırım. Burada kadranlarımız güzel. Ortada dijital bir ekran yer alıyor. Şöyle sağa basarak menüler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Araba henüz 114 kilometrede. O yüzden 10 litre gösteriyor. Ve test arabası. Çok kısa mesafede kullanılıyor. Bakalım bizim sürüşümüzde ne yakacak. Lastik basınçlarını gösteriyor. Enerji akışını burada görebiliyorsunuz. Ve burada multimedyayı ve şeyleri görebiliyorsunuz. Asistanları. Bu araçta bu arada şerit takip, kör nokta vesaire mevcut. Bir tek adaptif sabitleyici yok. Normal sabitleyici var. Böyle gördüğünüz gibi standart ama kullanışlı bir yol bilgisayarı var. Ortada da bir ekranımız var. Burayı özelleştirebiliyorsunuz, ana menünüzü. Şöyle nasıl yapayım ki size yansımasın. Ekrana yansımış. Şöyle görelim. Burada geçişleri güzel. Dokunmatik hissiyatı güzel. Bakın böyle direkt basıyorum, geçiyor. Sıkıntı yaşamadan kullanabiliyorsunuz. Burada kameralarınızı ayarlayabiliyorsunuz. Kamerayı da şöyle bir gösterelim. Arabayı çalıştıralım. Şöyle geriye aldım. Bakın böyle güzel bir geri görüş kamerası var. Aşağıda çift bölgeli dijital klimamız yer alıyor. Burada kablosuz şarj özelliğimiz var. Anahtarsız çalıştırmamız var. 12 voltluk soketimiz yer alıyor. Aşağı doğru geldiğimizde elektrikli park freni ve auto hold var. Burada full elektrikle gitme modu ve e-pedal butonu yer alıyor. Bunlar güzel teknolojiler. E-pedal şöyle, gaz ve fren var biliyorsunuz. Elektrikli araçlarda rejeneratif frenleme sistemi mevcut. Yani siz gaza bıraktığınızda araba öne doğru yığılıyor, fren yapıyor ve şarj ediyor. Şimdi e-pedalda da aynen öyle, tek pedalla 10 km hıza kadar yavaşlayabiliyorsunuz. Tek pedalla kullanıyorsunuz. Rejeneratif freninizi maksimize ediyor. Maksimum düzeyde rejeneratif fren yaparak sizin fren kullanmanızı azaltıyor. Böylece fren balatanızın da ömrü uzuyor. Burada güzel bir vites seçicimiz var. Ben bu vites seçiciyi çok beğendim. Buradan basarak şöyle geçiş yapabiliyorsunuz. Park modu burada. B modu da braking mod diye geçiyor. Yine rejeneratif frenlemeyi arttırıyor. Burada sürüş modları var. Skypack'te X-Trail'daki gibi mi bilmiyorum. Dört çekerlerde öyle sanıyorum. Kar vesaire modu da var. Burada sadece Eco, Sport, Normal, Comfort gibi modlarımız yer alıyor. Burada iki adet bardaklığımız var. Anahtarı da şöyle göstereyim. Güzel bir anahtarı var. Hoş bir anahtar. İki adet bardaklığımız var. Bir kol dayamamız var. Kol dayamasının içi de bir USB, bir Type-C yer alıyor. Yeterli seviyede, güzel. Kol dayaması ileri geri ayarlı değil ama kolunuzu zaten böyle koyduğunuz zaman gayet iş görüyor. Malzeme kalitesi şuralar böyle bizim Corolla'ya benziyor. Böyle sert, üzeri yumuşak, güzel bir malzemesi var. Buralar yine öyle. Şuradan sonrası da böyle deri kaplı böyle. Malzemesi çok güzel. Ele hoş gelen ve dokunduğunuz yerler güzel. Burası böyle soft touch kaplamalı. Soft kaplamalı. Burada krom bir parçamız var. Torpidoya bakalım şöyle. Yavaş açılan bir torpidosu var. Ve gayet yeterli bir genişlikte. Kitapçık yok bu arabada. Şurayı okutarak, şu kare kodu okutarak aracın kullanma kılavuzuna ulaşabiliyorsunuz.
Torpido amortisörlü. Tıs diye ses geliyor. Çok güzel. Yukarı çıktığımızda burada iki adet aydınlatmamız ve cam tavanımızın perdesinin kontrolcüsü yer alıyor. Cam tavan da mükemmel bu arada. Açılmadığı için tek parça, sanki gökyüzündesiniz. Kabrio bir araba kullanıyorsunuz gibi. Burada ışıklandırmalı makyaj aynamız yer alıyor. Şöyle sarı bir ışığı var. Japonlar sarı seviyor. Burada radarımız yer alıyor. Şerit takibin. Böyle iç mekanda ben şimdi şöyle kendime bir sürüş pozisyonu ayarlayayım. Kabaca. Şu an arkaya geçelim. Bir de arka yaşam alanına bakalım birlikte. Kapılar da bu arada bayağı tok. Arka kapıyı açtığınız zaman arkada burası sert plastik. Yani bildiğiniz şeyler, artık ekonomi devrindeyiz. Buralar deri kaplamalı. Burası yine deri. Elinizin gittiği yerler güzel malzemelerle kaplanmış. Cam otomatiklerimiz burada yer alıyor. Şöyle şunu düzeltelim, içeriye geçelim. İçeriye geçtiğimizde güzel, bayağı iyi bir düz mesafesi var. Benim boyum 1.76. Şöyle baş mesafesini de şöyle göstereyim. 4 parmaktan biraz 5 parmak hatta giriyor. Ve bu yukarıda cam tavan olduğu için içerisi bayağı ferah. Açılmadığı için de herhangi bir mekanizma yok. Çıkıntı da yapmıyor. Bayağı ferah bir iç mekanda seyahat ediyorsunuz. Gözümün önünden baktığınızda böyle görüyorsunuz. Arkadan öne genel bakışta böyle. Aşağı indiğimizde burada bir Type-C, bir USB çıkışı var. Hafiften bir şaft tüneli var ama buraya 3. yolcu oturur. Hem ayak mesafesi iyi hem çok yüksek değil. Burada 2 adet havalandırmamız yer alıyor. Bu arada koltuğun bel desteği de var. Bir kol dayamamız var. Kol dayaması böyle de aşağı düşmüyor. Japonlardan beklemediğimiz bir şekilde dik duruyor. Kapı bayağı geniş açılıyor bakın. X-Trail'da 85 dereceydi. Bununla da 10'a yakın mı? Bayağı iniş binişler çok rahat. Burada ceplerimiz yer alıyorlar. Güzel. Koltuklar da rahat bu arada. Herhangi bir konforsuzluk çekmedim. Böyle anlatacaklarım. Şimdi ben biraz durağan sabit çekimler yapayım. Ondan sonra sürüşe geçelim. Sürüşte de telefonu nasıl bağlayayım onu da düşünüyorum. Yani kamera yok yanımda, mikrofon yok. Bir çözüm bulacağız. Bakalım. Evet, test sürüşüne geçtik. İki ayrımı takayım. Şu an çalışıyoruz. Evet. Sürüşü hazırız. Evet. Gördüğünüz gibi hiçbir ses yok. Drive'ı aldım. Ve gaza bastığımda da park frenini bıraktı. Yani evet. Tabii elektrikli bir otomobilin bugün en sıkıntılı şeyi şarj. Bu araçta da şarj yok. Ve böylece problem çözülmüş oldu. Yani sessiz seyahat güzel. Oto hold'umuz var şu an. Mesela ben freni bıraktım. Standart, konvansiyonel bir otomobil gibi. Henüz 114 kilometrede bir araba. Çiçeği burnumda. Şu an yola çıkıyorum. Gördüğünüz gibi bayağı sessiz, sakin, huzurlu bir şekilde seyahat edebiliyoruz. Motor sadece dediğim gibi az önce anlattığım motorun başında. Elektrik motoru şarj etmek için kullanılıyor. Yere aktardığı güç olarak da 190 beygir. 350 miydi torku? 300. 300 torku var. Pedal var. Bakın bırak bastığım zaman hemen yere gömüyor arabayı. Sadece gaz pedalıyla gidiyorum. 8 kilometreye kadar indiriyor. 8 kilometreye kadar yavaşlatıyor. Yavaşlatıyor. 8 kilometreden sonra bırakıyor. Güzel ama bayağı şey bir teknoloji. Hoş bir teknoloji. Ben hiçbir yakıt falan harcamayacağım. Herhangi bir güçte falan harcamayacağım. Fazla süratle yapmayacağım dersen EV tuşuna basabilirsin. EV tuşuyla yakıtsal olarak daha az sarfiyet sağlayabiliyorsun. Yani takribi yol koşul şartlarına göre değişiyor deniyor ama hani 4-4.5-5 kilometre hiçbir yakıt harcamadan 90 kilometre hıza kadar çıkarak gidiyor. 90 kilometrenin üzerine çıktığın zaman ön panelde sen daha yüksek bir hız istiyorsun, ben devre dışı kalıyorum diye kendini devre dışı bırakıyor. EV tuşunda. Şu an EV modunda gidiyorum. Motor çalışmıyor. Yakıt harcamıyorum. Ani hızlanma istemediğim zaman ve 90'ın üzerine çıkmadığım zaman full elektrikli gidebiliyoruz. Bu da güzel bir şey. Şu an EV modundayız. Ya bir kere motor sesi yok. Bu arada yalıtımdan bahsedeyim biraz. Japon araçlarında, ben de bir Toyota Corolla kullanıcısı olarak bunu söyleyebilirim. Yalıtım, yol sesi özellikle çok iyi olmaz. Ama bu araçta elektrikli bir otomobil olmasına rağmen yol sesi yok gibi bir şey. Bayağı çalışmışlar. Şimdi biraz hızlanma deneyeceğim. Çok az. EV modu kullanılıyor. Hızlanma talebi çok yüksek dedi. Şu bastığım zaman da 60'dan 90'a çok hızlı bir şekilde çıktık. Burada elektrik motoru artık yetmediği için benzin motoru devreye girdi. 90'da seyahat ettiğimiz zaman gördüğünüz gibi gayet sessiz ve huzurlu bir şekilde gidebiliyoruz. Bunun tabii
aracın yalıtımının iyi olması burada çok önemli bir etken. Bu arada sürüş hissiyatından bahsedeyim. Yerden yüksek, yola hakim ve kullanımı çok kolay bir otomobil. Şu an 80'le gidiyorum. 80'le giderken yani normal bir otomobilden bir tık daha sessiz olduğunu söyleyebilirim. Bir önceki Qashqai'ye binme fırsatım olmuştu. Ondan gerçekten daha iyi. Fiyat olarak da sanıyorum 1.300.000 lira civarında bir. 1.270 lira. 1.270. Bu donanım. Yani bu fiyat bandında diğer SUV'lara baktığınız zaman bu aracın içinde barındırdığı teknoloji, özellikle motor kısmındaki teknoloji çok etkileyici, çok muazzam bir teknoloji. Az önce motor başında anlattım. Kısa bir özet daha geçeyim isterseniz. Benzinli motoru yere güç aktarımı için kullanmıyorsunuz. Elektrikli motora bir destek olarak kullanıyorsunuz. Tekerleklerle bağlantısı yok. Bu benzinli motor, elektrikli motoru şarj etmede görevli, biraz da destekte görevli. Buradan mı geri döndürüm? Biraz da mesela e-pedalı bir açacağım. Çok az. Hemen yavaşlamaya başlayacağız. Benzinli motoru yere güç aktarımında kullanmıyorsunuz. Yere gücü elektrikli motorla aktarıyorsunuz. Bu da size neyi sağlıyor? Direkt güç. Hani güç istediğiniz zaman direkt güç geliyor. Aktarma kaybı neredeyse yok gibi bir şey. Bu arada e-pedal kullanımına alışmak da kolay. Mesela tam bıraktığınız zaman çok sert yapıyor ve yavaş yavaş bir ayağınız gazın üstünde olacak. Çok tatlı bir şekilde yavaşlayabiliyorsunuz. Bakın şu an 30, 20 bırakacak birazdan. Benim frene basmamı isteyecek. Evet, bıraktı şu an. Bayağı fren balatalarınızın aşınma zamanını bayağı uzatacaktır. Bu fren ömrü olarak da size geri dönüş sağlayacaktır. Bunlar güzel şeyler, güzel detaylar. Ekonomik araç diyorsak tam anlamıyla ekonomik bir araç. Şu an motor çalışmadığı için tabii ortalama tüketimimiz düşüyor hızlıca. Şu an hem eko modunu aldım hem EV modunu aldım. Tamamen ekonomik bir sürüşle bayiye döneceğiz. Bakalım ne fark ediyor. Şehir içinde gerçekten etkili olacaktır bence. Ya tabii şu an elektrik gittiğiniz için benzin motoru hiç çalışmıyor. Benzin motoru hiç çalışmadığı için bu sefer tamamen sessizleşiyor. Bu arada direksiyonun hissiyatı falan da güzel. Yani hem deri kalitesi olarak onu yeşillenmiş. Hem deri kalitesi olarak güzel. Hem de yoldaki hissiyat olarak güzel. Yol sesi, yani yolda ne var ne yok size geri dönüş sağlıyor. Elektrik ne isterseniz de onu yapıyorsa hemen size karşı cevabını veriyor. Ortalama 8.4, çok kısa bir mesafe kullanım için gayet başarılı bir ortalama ki gidene kadar iyice düşecektir. Arada bir de gaza bastık falan. Ben bu aracın ortalama şehir içinde mesela benim kullandığım güzergah, Bursa'da kullandığım güzergahta 6 litre yakıyorum. Bu araba 5 civarında yakacaktır. 4.5-5 arası yakacaktır. Uzun yolda tabii benzer olur. Uzun yolla şehir içi arasında pek fark olmaz bu tarz otomobillerde. Çünkü şehir içinde elektrikli motor daha çok kullandığı için daha az yakıt yakar. Böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Pek de zaten detaylarına baktık. Sürüş olarak da motor teknolojisini anlattık. Çekim imkan sağladıkları için Nissan Beyazlı Otomotiv'e de teşekkür ediyorum. Onlar da sağ olsunlar, bizi sürekli destekliyorlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi ve bizi Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Ha, bu arada şerit takip var şu an. Şerit takip bizi şeritte tutuyor. 6.4'e düştü bu arada ortalama. Çünkü hiç benzin kullanmadan geldik buraya kadar. Çok ani bir yavaşlama oldu. Ya buna alışmak zaman alacaktır. Standart bir otomobil kullanıcısı buna geçtiği zaman biraz, tabi bakın SUV'un güzelliği de bu, çok rahat bir şekilde her yere girip çıkabiliyorsunuz. Tamam, bu arada 5.8'e düştü, çok hızlı bir şekilde düşüyor çünkü full olarak elektrikli gidiyorsunuz. Geri görüş kameramız var, bunu da az önce gösterdik. Güzel bir geri görüş kamerası, açısı da iyi baya. Şöyle girelim. Bu arada direksiyon motora bağlı değil, ayrı bir sistemle çalışıyor. Dediğim gibi benzinli motora bağlı değil. 5.7 oldu. Durdukça düşüyor. Park frenimizi de çekelim. Gördüğünüz gibi araba çalışırken veya stop ettiği durumda hiçbir fark yok. Oldukça sessiz bir iş mekanındayız.